tayin ediyorlar. Adam gitmek istemiyor uzak. yani böyle bir hadise. Geç haber alınıyor ve isyan büyüyor. Asker de katılıyor belli bir süre sonra. Karar veremiyorlar. Karar verememe zaten bütün darbeler de aynıdır. İşte Müslüman kanı akmasın falan derken kısa sürede saray kuşatılıyor ve bir liste gidiyor. Bütün isyanlarda da bu aynıdır. İşte sadrazamın şunun kellesini verin. 37 kişilik liste. Şey istemiyor. Padişah vermek istemiyor. Çünkü Nevşehir aynı zamanda kız kardeşiyle evli. Ve bunun sonucunda belli bir süre sonra damat İbrahim Paşa. Bir dakika, kızı mı kız kardeşi mi? Kızı. Fatma Sultan. Kızı. Fatma Sultan'la evli. Kızıyla. Daha sonra şeyleri verdikten sonra sadrazamı ve yanındakileri teslim etmesine rağmen isyancılar parçalıyorlar. Hatta onun da minyatür şeyi de var. Bambur tarafından çizilmiş resimleri var. Orada isyan tabi büyüyor. İkinci adım atıyorlar. Üçüncü Ahmet'i istemiyorlar. Ve bunun üzerine üçüncü Ahmet hükümdarlık yapamayacağını anlayınca hareme gidiyor. Birinci Mahmud'un yanına. Ona nasihatlerde bulunduktan sonra tahtı ona kendi rızasıyla bırakıyor. Çünkü başka bir şansı yok. Yalnız Nevşehirli'nin ölümü çok feci olmuş. Paramparça oluyor ve aşağılamak için sünnetsizmiş lafları çıkıyor. Bir iddiaya göre o arada bir gayrimüslim de öldürülmüş. İşte paşanın bilmem nesi değil, bak sünnetsiz diye milleti toplayıp onu gösterirler. Böyle söylentiler vardır. Sokaklarda dolaştırılmış işte cesetler. Evet. Evet. Parçaları. İbret olsun, evet. Şey yapsın. Bir de tabii şey var. Aslında o demin resimleri göremeyecek. Orada çok ilginç bir resim var. Vanbur'un. Bu Patron Halil'in. İlk gün hanım o resimleri. O kadınların bulunduğu resim var. İlk gün hanım. Yani o çok ilginç bir resim. O şimdi gelirse orada görürüz. İsyanın ortasında kan gövdeyi götürüyor. Evet, bu resim. Bak şu, ben bu resmi hala anlayamadım. Kadınlar ne arıyor orada? Evet, kadınlar ne arıyor? Kılıcı çekmiş. Önüne gelen öldürmüşler. Yerlerde cesetler var. Orada birçok kadın var. Şimdi bu enteresan bir şey. Yani Bambur gördüğü bir şeyi resmetmiş. Şimdi burada acaba asilerin yakınları mı, yoksa isyan seyretmeye mi gelmişler? Yani erkek yok piyasada. Millet korkudan saklanmış bir yerlere. Kadınlar ortada. İsyan seyretmeye gitmiş olabilirler. Çünkü 31 Mart'ı yaşamış olanları tanıdığım vakit ben, idam seyrettiklerini hanımlar gayet rahat anlatıyorlardı. Evet, işte bir şey mi, evet, söylüyorlar yani. Bu çok ilginç, çünkü düşün yani kadınlardaki cesaret eğer öyleyse hayran olunur. Evet. Ortalık kan gölüne dönmüş, erkeklerin hepsi saklanmış, isyanın ortasında kadınlar, evet. Yani bir de Osmanlı kadını sokağa çıkmaz denir. Bunu tez yaptırsana. Hayır, nasıl bulacağız onu? Arapça arayacaklar şey işte. Patron isyanı şeyde var, Münir Aktepe'nin güzel bir doçentik tezi var. Evet. Teferruatıyla anlatıyor ama bu resim gerçekten çok güzel. Hep soruyorlar. En son Utku Demiroğlu sormuşlar. Osmanlı tokadı eski akıncıların çocukluklarından başlayıp mermerleri tokatlamakla yetişmeleri bilmem ne, ellerini güçlendirip, vallahi efendim o söylentileri bilmiyorum. Hafız Paşa tokadı hakkında Hafız Ahmet Paşa da değil mi? Hafız Paşa tokadının Hafız Paşa tokadı veyahut Osmanlı tokadı sözünün 4. Murad'ın ayak divanında atıldığını ve o sözün oradan geldiğini tarih kitapları yazıyorlar. Yani mermer mi tokatlıyorlar? Efendim ne bileyim, başka bir şey mi bilmiyorum. Ben okuduğuma inanırım, kulaktan duyduğumu ikinci plana alırım. Bu açık açık yazılmıştır. Bunu Emel Beknan da yazmıştır. Şey de yazmıştır. Uzun Çarşı'da yazmıştır. Efendim. Reşat Ekrem Koç'u mu? Reşat Ekrem de yazmıştır. Yani Osmanlı tokadı veyahut Hafız Paşa tokadının, son defa söyleyeyim, 4. Murad'ın ayak divanında 1632'de bir tokat bir yeniçeri, öteki öbür yeniçeri, ikisi de 280 yerde. Doğru. Odan geldi yazılmıştır. Ya o Akıncılarla ilgili öyle bir söylenti vardı. Onu şimdi, işin en ilginç tarafı şu. Akıncılar Osmanlı tarihinin en renkli ve en efsanevi şeyleri. Evet. Ama haklarında da en az bilgimizin olduğu Ocak, evet, Akıncı Ocağı. Çünkü Akıncı Ocağı'nın daha serbest olduğu için doğru dürüst kaydı yok vesairesi yok. Sadece yabancı tarihlerin yazdığı şeylerden, dehşetengiz hikayelerden öğreniyoruz. Çünkü adamlar bir yere girdikleri zaman perişan edip çıkıyorlar. Yani nasıl yetişiyorlardı, ne yapıyorlardı? Evet. Şimdi yani. Lale Devri'nin sona ermesi sanat alanında da Türkiye'de
çok önemli darbe vurmuştur sanata ve kültüre. Nedim bir kere damdan düşüyor. Gidiyor orada. Yani sevgili seyirciler, Lale Devri bu 1718-1730 yılları arasında Türk İstanbul kültüründe çok önemli bir yere sahip. Ancak isim sonradan 20. yüzyıla verilmiş isimdir. Yahya Kemal isim. Hayır. Ahmet Refik'e Yahya Kemal diyor. Ha o şu ama. Ha, yani kitabı, Ahmet Refik'in kitabıyla oluyor ama evet. Fikir babası Yahya Kemal. Kadınlar Saltanatı sözü de Ahmet Refik'indir. Evet. Lale Devri sözü de Ahmet Refik'indir. O dönemde Lale Devri falan demiyorlar. Ahmet-i Salih Devri diyorlar. Aynen. Üçüncü Ahmet Devri. Ve sanatta bir yükseliş dönemidir. Şiirde en başta Nedim vardır. Evet. O gidelim Sevr-ı Revan'ım yürü sağda abade. Nedim'dir. Musiki'de kimdir? Ebu Bekir Ağa. Ve o dönemin parçaları böyle şunlu şunludur. Gayet keyifli, gayet neşeli. Itri'ydi o da. O da Itri'yle mi o dönem? Hayır, Itri'yi şeydir. Dördüncü Murat, Avcı Mehmet zamanıdır. Daha önce. Ve minyatürde malum Levni, işte Levni'nin bir eserini görüyoruz. Üçüncü Ahmet. Ve tabii o arada Lale Devri'nde kurulan matbaa. Yani en meşhur İbrahim Müteferrika'nın matbaayı kurması Lale Devri'nin en önemli kültürel hadisesidir. Gene bize tarihlerde, okullarda hep yanlış öğretiliyor maalesef. Şey geldi de patrona ihtilal yapıldı. Matbaa da tahrip edildi diye bir şey yok. Lale Devri'nden sonra da o matbaa yayınlarına devam etmiştir. Ya, şey enteresan zaten aslında Türkiye'de niye matbaanın gelmediği ve işlemediği buradan anlıyorsunuz. İsyan ettikten sonra patronun taraftarları her yeri yakıp yıkmışlar. Matbaa adamların aklına bile gelmemiş. Düşünmemiş tabii. Yani matbaa, çünkü evet. Yani toplumsal taleple ilgili bir şey. Yani aslında burada o bazı kitaplarda yazar. Herhalde şeyi de yazıyor. Oradan karışıyor. Yahya Kemal'in tarih müsahabelerinde var böyle bir şey. İşte matbaa tahrip oldu diye o birçok yere yansıdı ondan sonra. Yani düşün. Köşkler yıkılıyor. Bilmem sağda neler yıkılıyor. Harap ediyorlar. Lale Devri'nin önüne gelen adamları öldürülüyor. Ne İbrahim Müteferrika'ya dokunan var, ne matbaaya dokunan var. Belli yani demek ki yok. Ha yani şey yok. Yani milletin matbaaya karşı bir düşmanlığı yok yani. Çünkü yok, çünkü önemi yok. Ha önemi yok yani. Bütün problem o zaten. Yani, zaten toplam kaç kitap vardı Müteferrika? 17. Zaten Müteferrika. Ama Müteferrika'nın bastığı 17. Müteferrika matbaasının bastığı. Kendisinin bastığı 17'dir. Ya zaten ya çünkü böyle kütüphane denilince insanlar belki binlerce kitap diye düşünüyorlar. Japonya'da o tarihe kadar basılan kitap binlerce. 18. yüzyılda Osmanlı matbaalarının müteferrika ve müteferrikadan sonra basanların bastığı kitap sayısı 50-60'tır. Japonya ki o sırada Meji devrimini falan yapmamış 10 bin kitap basıyor 18. yüzyılda. Evet. Avrupa'daki İngiltere haddi hesabı yapılmaz yani bizde. Evet. Ve şey tabii Lale Devri'nin bir önemi de mesela tercüme heyetleri var. Evet. Mesela Batı dillerinden fizik kitabı tercüme etmişler. Fransızca'dan. Arapçadan, Farsçadan önemli tarihleri ve şeyleri tercüme etmişler. Yani aslında bir kültürel kalkınma dönemi ve aslında şey bir milli kültürel kalkınma dönemi. Yani Batı'ya bakılıyor ama Tanzimat ve Üçüncü Selim olduğu gibi Batı birebir örnek alınmıyor. Lale Devri daha iç bir hareket fakat en önemli icraatı aslında Batı tarzı asker yetiştirmek. Ona Üsküdar'da yeni başlamışlar isyandan önce. O da şeyden kalkıyor. Yani isyanla birlikte gündemden kalkıyor. Fakat dediğimiz gibi mesela en son ders kitabında lise ders kitabında matbaayı bir satırla geçirmişler. Yani helal olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Sayfalarca siyasi tarih, İran Savaşı, Avusturya Savaşı anlatılıyor. Matbaa bir satır. Yani tarihimizin en önemli şeyini öyle geçiştirmeleri çok ilginç. Vereyim. Mesela ben liseyi Amerika'da okumuştum. Amerika'daki lisede derslerimizde diyelim kitaplarda bol bol resim vardır. Evet. Bol bol mesela o dönemden müzisyenler, o dönemden ressamlar, o dönemden şairlerden örnek vardır. O kitabı zevk katar. Çünkü siz bir taraftan bir savaş tarihini okurken bir taraftan da o dönemde onunla ilgili ne şiir yazır.